Demir, benim sana bir şey söylemem lazım. Hah, geldiniz mi kardeşim? Kardeşim. Demir, Candan. Nasıl oldu öykü? Uyuyor. Uyanmasını bekliyoruz ama daha iyi. Ya Uğur anlattı bize. Okuldaki öğretmen arkadaşlarla atladık geldik. Yani Sevgi gelir gelmez kan verdi aşağıda. Şimdi öbür arkadaşlar da veriyorlar. Allah razı olsun Sevgi. Ne demek Demir? Sen iyisin değil mi kardeşim? İyiyim iyiyim işte, çıkardık en azından. Baba. Kızım. Öykü. Kızım. Ha. Kızım iyi misin sen? Ha? Neden biz hastaneye geldik? Hasta olmuşsun. Ateşlenmişsin. Ben sana demedim mi öyle hoplamak zıplamak yok diye. Terlemişsin, ateşlenmişsin işte Öykü. Baba. Hı. Ben çocuk değil miyim? Oynayamaz mıyım? Oyun da mı oynamayayım ben? Bak 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 bak. Hastalandı. Hemen dili papuç kadar oldu. Görüyorsunuz değil mi? Baba. Efendim kızım. Biz ne zaman eve gideceğiz? Tatlım, doktor amca bir baksın sana, ondan sonra eve gideceğiz. Hı-hı. Ufaklık, ben sana bir şey diyeyim mi? Sana nazar değdi biliyor musun? Nazar mı? Evet. Sen böyle derslerinde falan çok çalışkansın, prenses gibisin ya, kesin nazar değdi sana. Ne Uğur abi ya? Ben bir İhsan Bey'e haber vereyim uyandığına. Demir, gelir misin ben de sen de? Öpücük, biz de gidiyorum. Amcana emanetsin, tamam mı? Şükürler olsun. Hadi bakalım. Bak bir şey diyeceğim sana. Ben ne yapacağım biliyor musun? Sana bir tane nazar boncuğu alıp takacağım. Vallahi. Hadi canım. Demir dur. İhsan Bey'e gitmiyor muyuz? Yok. Yani gidiyoruz da öncesinde konuşmamız lazım. Bir şey mi oldu? Murat'la konuştum. Bu sponsorluk için bizden bir ricası var. Ben tahmin ediyordum altından bir şey çıkacağını. Ne istiyor? Murat diyor ki işte Öykü'yü birkaç gazeteciyle konuştursak. Hastalıktan, tedaviden, hastaneden falan bahsetsek. Yani ne bileyim, belki hastalıkla ilgili kamuoyuna... Yani hastanenin reklamını yapmak için kızımı kullanacak, öyle mi? Evet, maalesef öyle. Pislik herif. Ya Demir, yapalım. Yapalım yani, ne kaybederiz ki bu durumdan? Ya Murat'ın açısından değil, bizim açımızdan düşün. Ya bu durumu iyiye kullanabiliriz. Kan aradığımızı birçok insana kısa sürede duyurabiliriz bu şekilde. Kabul etmezsem ya? Murat'ı biliyorsun Demir, kabul etmezsen saçmalayacak, bir sürü sorun çıkaracak yine bize. Ya hiç gerek yok gerçekten, yapalım işte, olsun bitsin. Hem bak Öykü'ye iyi gelecek, inan bana. Candan Öykü iyileştiğini sanıyor biliyorsun değil mi? Tamam, o zaman röportajı ona göre yaparlar. Ya ne bileyim, ona göre sorular sorarlar filan. Konuşuruz, hallederiz yani. Demir, bir karar vermen lazım çünkü Murat cevap bekliyor. Ondan sonra baban demesin mi bende para yok diye? Oğlum dedim, bende de para yok. Yani ikimiz de birbirimize para var zannediyoruz. Ya siz yemeğinizi falan bitirdiniz. Ama paranız olmadı, sonra mı aklınıza geldi? Aynen öyle. Sonra neyse çağırdım ben şef garsonu. Dedim ki yani garson, bizde dedim para yok. Eğer döveceksiniz dedim, şimdiden dövmeye başlayın dedim bizi. Korkma korkma, öyle bir şey olmadı tabii. Yok yok, dövmediler ama sabaha kadar bütün bulaşıkları bize yıkattılar. Hatta yani bütün müşterilerin bulaşıklarını biz yıkadık, öyle diyeyim size. Of, canımız çıkmıştı. Öykücüğüm merhaba. Merhaba. Demir Bey nasılsınız? Teşekkürler. Murat Bey size söylemiştir çekim için. Aha. Şimdi uygunsanız yapalım isterseniz. Baba ne oluyor? Öbücülük meşhur oluyorsun. Nasıl meşhur oluyorum? Şey arkadaşlar, hastanede kalanlarla ilgili bir şey işte çekimler falan yapmak istiyorlarmış. Seninle de yapmak istediler. Ben mi? Neden ki? Diğer hastalarla da yapıyorlarmış Öykücüğüm. Zaten kısacık bir şey ister misin yapmak? Yani ben televizyona mı çıkacağım? Hı-hı. Olur o zaman, tamam. Bak sen ya şuna. Sen benim başıma artist mi olacaksın? Hı. Hadi gel, ben senin saçını falan düzelteyim. Biz dışarıda öncesinde konuşabilir miyiz? Tabii. Bakın, Öykü iyileştiğini sanıyor. Yani burada grip yüzünden yattığını sanıyor. Evet evet, biliyorum, İhsan Bey söyledi. Tamam.
Tamam da yani ona belli etmeden ne soracaksınız, nasıl konuşacaksınız? Halledeceğim ben. Siz hiç merak etmeyin. Öyle genel birkaç soru soracağım, o kadar. Demir. Senden bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey olmadı. Ben montunu getirdim sadece. Öykü'nün yanında kim var? Uğur ve Sevgi var. Merak etme. Heh. Sağ ol. İçeri gelmeyecek misin? Yok. Hastane kokusuna dayanamıyorum. Anladım. Hava almak iyi geldi mi peki? Kokusuna dayanamıyorum. O yatağın içinde yatmasına dayanamıyorum. Serum, iğneler, makineler, makinelerin çıkardığı sese dayanamıyorum. Ben şokta. Kızıma her gün, her dakika iyi olduğu yalanını söylemeye dayanamıyor. Abuk sabuk şeyler düşünüyor. Kötü kötü şeyler geliyor aklıma. Çıldıracakmış gibi hissediyorum. Çıldıracakmış gibi hissediyorum. Demir. Candan, hadi sen eve git. Yok, kalırım ben. Yok, yarın sabah ben işe gideceğim. Sen dinlenirsin. Yani Öykü'ye bakarsın. Peki. O zaman Uğur'la Sevgi'yi de alır giderim. Sen Öykü'yle kalırsın, yarın taburcu olunca da gelirim. Tamam. Çıkalım. Geldik kızım. Geldik, dur. Şöyle. Bak, bana bak. Bugün güzelce evde dinleniyorsun. Candan ablanı üzme, tamam mı? Tamam baba. Birazcık televizyon seyredebilir miyim? Bir saat. Tamam. Hadi sen bizi merak etme. Biz şimdi bir şeyler yeriz güzel güzel. Baba, ben işe gideceğim. Niye çıkardım? Kafa kalmadı. Ben de çıkayım kardeşim seninle. Tamam kardeşim. Kızım, bak. Oturacaksın, tamam mı? Tamam baba. Güzelce dinlen, tamam mı? Hadi amcacığım, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kızım. Sana emanet. Tamam, merak etme. Ha, bir şey olursa ara, benim telefon yanımda açık. Tamam, bir şey olmaz zaten. Olursa da ben seni ararım. Senin hiç aklın kalmasın. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz canım. Allah. Anacığım, senin ne işin var burada? Ne demek ne işim var? Karakuzumu görmeye geldim. Nasıl, iyi mi? İyi anacığım, iyi de grip oldu, üşüttü dedik. Gözünü seveyim, bir şey belli etme, tamam? Merak etme, belli etmem oğlum. Hadi Müfte teyze, geç işe. Hadi kaçtık biz. Yavrum. Hadi dikkat et anacığım. Asıl sen kendine dikkat et oğlum. Tamam. Of, sofraya bak. Çok acıktım ben. Baba, sana bir şey söyleyebilir miyim? Kızım bir elimi yıkayayım. Ama önce. Baba. Kızım bir elimi yıkayayım. Ama. Sana söylüyorum. Küçüğüm. Söyle. Şimdi ne fıs fıs konuşuyorsunuz aranızda? Hiç. Ellerini yıkadın mı sen? Aa. Düş bakayım önüme. Marş. Haydi bakayım, yürü. Oh. Allah. Ellerine sağlık Candan. Afiyet olsun Demir. Baba. Ha kızım, ha. Söyle derdin ne? Dert değil de, bugün Mertcan, Betül teyze ve Sevgi öğretmen beni ziyarete geldiler. Niye gelmiş o Mertcan seni ziyarete? Neden olacak? Geçmiş olsun demeye. Tamam da okulda da diyebilirdi. Baba. Tamam. Sonra? Mertcan dedi ki, Şile'de bir gezi varmış. Böyle bir gece kalmalı, aileler falan gidebiliyormuş.
biz de gidebilir miyiz? Olmaz. Ama neden? Olmaz kızım. Sen daha tam iyileşmedin. Olmaz. Ya aman baba lütfen. Öykü olmaz diyorsam olmaz değil mi? Ya ama. Kızım daha sabah geldin hastaneden. Ateşlendin ya, senin evde olman lazım. Dinlenmen lazım, güç toplaman lazım. Ama baba bütün sınıf gidiyor diyorum. Öykü hayır. Ya bana ne, ben gideceğim. Kızım yeter. Demir bak. Olmaz Candan, olmaz öyle şey. Dinlenmesi gerekiyor. Tamam haklısın ama... Aması maması yok. Ya yine rahatsızlanırsa, ya yine ateşlenirse, ya başına bir şey gelirse. Onun dinlenmesi gerekiyor. Neymiş, ne işi var okul gezisinde? Demir bir beni dinle. Tamam Öykü hasta. Evet bu gezi onun için yorucu olabilir. Ama o bir çocuk. Ya bunu unutmamamız lazım. Hasta olması bu durumu değiştirmiyor ki. O da arkadaşlarıyla olmak istiyor. Yaşıtları gibi davranmak istiyor. Belki de... Belki de ne Candan? Belki de son seferim olacaktı diyecektin de. Ben de onun için uğraşıyorum ya. Son seferi olmasın diye. İyice rahatsızlanmasın diye. Sen ne yapayım yani? Bir baba olarak bu kadar koruyabiliyorum kızım. Belki doktoru ararsak bir mahsuru olmadığını söyleyebilir. Hemen kestirip atma diyecektim. Öykücüğüm. Günaydın. Öykücüğüm bana bir dilim ekmek verir misin? Tabii Candan abla. Kızım bana da bir dilim ekmek versene. Sen de benim ekmeğime sürebilir misin Candan abla? Bas. Sürerim. Ben de bir dilim alabilir miyim? Bir tane. Yeter mi o kadar? Yeter Candan abla. Al bakalım. Ellerine sağlık Candan abla. Ben şimdi birazcık televizyon seyredeceğim. Ne televizyonu? Evde oluyor olman televizyon izlemen anlamına gelmiyor. Candan ablacığım babama söyler misin? Ben sadece bir saatlik izleyeceğim. Öykü bir saat. Duydum Candan. Ben de buradayım. İyi, ben işe gidiyorum. Gidiyorum ben. Ne bağırıyorsun gece gece? Hoşça kal kızım. Dillere bak ya. Ablacığım bak. Ben koskocaman bir de oldum artık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Candan, küçük hanıma sorar mısınız bu saatte niye hala ayaktalar? Canan abla, söyler misin? Yani zaten nasıl olsa hiçbir yere gitmiyorum. Bari birazcık daha uyanık kalayım. Candan ablası, peki kendilerine söyler misiniz geç kalkarsa yarın ben mi tek başıma gideceğim geziye diye? Ha, hiç umurumda değil diye söyler misin Candan abla? Ne dedin sen? Diyorum ki yani yatalım, uyuyalım. Böylelikle geziyi de kaçırmamış oluruz. Geziye gidiyoruz. Babacığım çok teşekkür ederim. Çok eğleneceğiz orada, çok. Evet, çok eğleneceğiz. Dur bir, dur bir, bir dur. Bak bakayım şunlara bir. Geç bakayım, otur. Bak bakayım. Neymiş onlar? Bakayım. Orada ne varmış? Bu hırka da çok güzel. Gezide rahat rahat giy diye aldım kızım. Baba. He. Çok beğendim bunların hepsini.
Güle güle kızım. Hadi bakalım o zaman. Uyuyoruz. Sabah erken kalkılacak. Ben şimdi heyecanla nasıl uyuyacağım ki? Uyursun. Ben sana şövalye okurum, uyursun. Hadi bakayım. Hadi. Görüyor musun babam benim için neler yapıyor? Gördüm tatlım ama hiç şaşırmadım. Çünkü baban senin için her şeyi yapar. Bücürük. Buyurun. Buyur. Koş. Uyudu mu? Hı hı. Candan. Dün için özür dilerim. Yani seni dinlemeden etmeden saçma sapan şeyler söyledim, kusura bakma. Önemli değil. Doktoru arama konusunda haklıymışsın. Demir, ben seni anlıyorum. Gerçekten çok zor, biliyorum. Her gün Öykü'nün hayatına etki edecek kararlar vermeye çalışıyorsun. Ve bunların doğru olmasını ummaktan başka hiçbir seçeneğin yok. Ben bir duş alayım. Peki. Hadi baba ya, bir saatte çıkamadın içeriden. Çıkıyorum. Ya hadi. Ha, çıkıyorsun. Gülüm, merak etme, geç kalmazsınız. Hadi gel biz bakalım. Neler eksik, her şey hazırlanmış, biz gel. Lan arkadaş ya, tuvalette bile rahat yok. Bu nedir ya? Ha, sonunda çıkabildim babacığım. Geç kalacağız hadi. Kızım bir yere geç kalmayız, daha var. Yok. Sen valizini falan kontrol ettin mi bakayım? Oha! Ben çoktan kontrol ettim her şeyimi. Pijamalarımı aldım, tarağımı aldım, tokalarımı aldım, diş macunumu aldım, diş fırçamı aldım. Ne oldu? Ya kitabımı unuttum. Ya Öykü, ne kitabı? Orada vaktimiz yok kitap okumaya. Alsın. Yanımızda bulunsun da. Başımıza kitap kurdu, büyüyünce profesör olacak herhalde. Aldın mı? Aldım. Hah, tamam. Hadi. Tamam, hadi. Öykücüğüm, ya öpeyim seni. Kendine çok iyi bak ve orada çok eğlen, tamam mı? Keşke sen de gelebilsen Candan abla. Keşke tatlım, ben de gelebilseydim ama benim burada işlerim var. Bak sen git bak oralara. Güzelse bir dahakine hep beraber gideriz. Peki. Hadi bakalım. Tamam, hadi ben çıkayım baba. Dur, bekle beni. Bekle beni orada. Kendine iyi bak. Sen de. Hem kendine hem Öykü. Hadi. Görüşürüz tatlım. Dur. Şu... Demir, ne oldu? Niye döndünüz? Öykü hasta olduğunu anladı. Ona yalan söylediğimi anladı. Allah kahretsin. Ne? Nasıl yani? Ne diyorsun Demir? Televizyondan öğrendi, biliyor musun? Hani senin o Murat denen arkadaşın bana söz vermişti, ha? Hani iyilik nakdinden sonra yayınlanacaktı. Üstelik ne yayınlandı biliyor musun sen? Ya küçücük bir kız nasıl görür öyle bir şeyi yani? Ben bunu kabul etmemiştim. Allah'ın başından tahmin etmeliydim böyle bir şey olacak. Her şey benim yüzümden. Mahvettim her şeyi. Ben sadece güzel bir anı bırakmak istedim kızıma. Arkadaşlarıyla olsun, mutlu olsun istedim. Mahvettim her şeyi. Demir dur, ne olur suçlama kendini. Öykü'yle konuşuruz, ha? Ne konuşacağız Candan, ne konuşacağız? Yalanların içinde o yandan o yana savruluyor çocuk. Ne konuşacağız? Allah benim cezam versin. Her şey benim yüzümden. Kalkmıyor. Küstü bana. Haklı. Ne yapsa haklı. Dur bakalım Demir, sakinleşsin biraz. Sonra hep beraber İhsan Bey'e gideriz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.